Peki, kıymetli dostlar, dün biliyorsunuz Beşir Atalay sıcağı sıcağı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Buradan edindiğimiz bir notu, kamunun işini yapmaktaki ünlem işareti içerisinde ağırlığı veya savsaklığı belki can yapıcı bir hadiseyi bizim bulunduğuna getirdi. Çünkü belki teknik olarak hemen hızlı sorgulanması gereken bir işaret, bir soru işareti koydu aklımıza. Araç zaten bu tarzda bir eylemin gerçekleştirdiği istihbaratı bulunan bir ilde bir emniyet binasının yanına 20 metre mesafe, gözle kontrol edildiği mesafe önüne konduktan 4-5 dakika sonra patlama gerçekleşiyor. Bir çekiciyle geliyor araç. Bu noktadaki tabii soruşturmaların şeffaf yürütülmesi ve ihmallerin özellikle kamuyla paylaşılması önem arz etmektedir. Çünkü bizler sivil yaşamdaki insanlar olarak özellikle bütün yaşam alanlarımızda sonuçta kendi güvenlik meselelerimizi kamu otoritesine emanet etmiş durumdayız. Çoluğumuz, çocuğumuz, bankamatikten para çekenimiz hepsi yaşadıkları alanları güvenlikli addediyorlar. Bu noktada tabii ki her zaman yani gizli odakların bir şeyler yapması muhakkak mümkündür. Ama buna karşı tedbir almak kamu otoritesinin sorumluluğudur. Dolayısıyla bir takım gizli odakların bazı fiilleri, işlemeleri ve saldırgan tutumları kamu otoritesinin sorumluluğunu hafifletmez. Bu noktada kamu otoritesini bu ihmallere dahil olmak üzere tüm bu süreçte şeffaf, kamuoyunu yakinen bilgilendiren bir çerçevede olmasını özellikle buradan talep ediyoruz. Bundan önce yaşadığımız bütün maddeler de göstermektedir ki kamu otoritesi özellikle bu noktada devlet bağlamında kendi ihmallerini ve sürecin idari olarak gerçekleşen mekanizma içerisindeki sıkıntıları bir şekilde örtme durumundadır. Bu noktada özellikle tekrardan aynen ifade ediyoruz ki bu noktada biz bunun sıkı takipçisi olacağız. Bu tür hadiselerin her nereden gelirse gelsin karşısında olmamızla beraber yakın tarih geçmişimizde şunu göstermektedir ki Türkiye'nin öncelikle kendi iç sorunu olarak kamu otoritesinin kendisini denetlenmez bir koşulda görmesi ve bunun üzerinde de toplumu tahrik edici bir takım manipülatif eylemlere girmiş olması yakın tarihimizin bir gerçekliğidir. Bu noktada gözlerimizi her tür olasılığa dikerken kamunun kendi içindeki gizli odaklarının harekete geçmiş olma olasılığını da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu bağlamda Türkiye'nin uluslararası bağlamdaki çalışmalarının da dış ilişkilerde sürdürdüğü politikalarının da bir şekilde Orta Doğu'da çok hareketli bir atmosferi o günleri yaşadığımızı biliyoruz. Bu noktada da dikkatleri bu noktada yoğunlaştırmak gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunların bağlamında kaçınılmaz olarak sonuçları itibariyle baktığımızda özellikle halkımızın sağduyulu hareketinden dolayı en azından mutluyuz. Çünkü tahrik açısından bombanın patlaması sonrasında hızla gerçekleştirilmeye çalışılan belirli bir siyasi parti ve bağlamındaki mensupları veya sempatizanları üzerine yoğunlaşan toplumsal saldırgan tutumlar toplumda karşılığını bulmamıştır. Birkaç yüz kişilik manipülatif eylemler olarak kalmıştır. Özellikle kamuoyunun bu noktadaki, toplumumuzun bu noktadaki duyarlılığına hem teşekkür ediyoruz hem de bu duyarlılığın sürekli olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle siyasi sorumluluğu bulunan kişilerin yapmış oldukları beyanatlarında tahrik edici, toplumu bölücü ve özellikle kin ve nefret ekici ifadelerini ve beyanatlarını esefle kınıyoruz. En sonuncusunda bugün şahit olduğumuz siyasi parti liderlerinin bu noktadaki artık Kürt sorununun gerçeğini kabullenmiş olsalar bile bunun üzerinden ürettikleri bağlamında tekrardan ırkçı söylem ve tanımlamalarını kınıyoruz. Çünkü bu toplumu sadece germeye yarayan bir mesele olarak karşımıza duruyor. Dolayısıyla her
günden daha çok ama her gün artan bir yönüyle biz toplumda barışa daha büyük bir ihtiyaç hissediyoruz. Barış dinine daha büyük bir ihtiyaç hissediyoruz. Bu noktada bizler insan hakları dernekleri olarak bu tür hadiselerin ilerinde takip edilmesi ve kamuyla takip ettiğimiz konuları paylaşmayı sürdüreceğiz. Hemen sözümü bitirirken Roboski'ye gelmek istiyorum. Çünkü hatırlarsınız bayramla ilgili mazlumlar Roboski'de bulunan genel koordinatörümüz Nurcan Aktay hanımefendi ile birlikte Roboski'de bir bayram mesajı yayınlamışlardı. Tam da onun üzerine şimdi de Roboski'nin sırası mı diye pek çok tepki geldi kim yerlerden. Ve evet Roboski'li anneler, abiler, babalar, amcalar dün bir insanlık dersi verdiler topluma. Tam da Roboski'nin sırası olduğunu açıkça ifade ettiler. Gaziantep'te bomba patlamışken bir yandan da Roboski'ye doğru yol alan bir minibüs içinde askeri personel taşıyan bir minibüs virajı alamayarak devriliyor ve 10 kadar içinde 9 asker ve bir korucu orada vefat ediyor ve bunların yanına hemen Roboski'deki aileler, Roboski'deki halkımız koşuyor. Kısa bir süre önce, 6 ay önce kendi çocuklarının bedenlerini nasıl yaşama kavuşturmak için can havliyle arabalara ve traktörlere taşır iseler aynı şekilde o suyun içinden yani arabanın devrildiği yerden o askerleri alıyorlar. O şekilde can havliyle kendi araçlarını taşıyarak yaşam sürekliliği sağlama çabası içinde gayret ediyorlar. İşte bunları yaparken de çocuklarına yaptıkları ağırlıkların aynısını yakarak bir insanlık dersi veriyorlar. Ve söyledikleri tek şey şu, ne yapacaktık yani? Başka bir seçeneğimiz mi vardı? Yani insanlıktan başka bir seçeneğimiz mi vardı? Söylüyorlar. Evet, biz diyoruz ki biz toplum olarak evet bütün bu acılarımızda tam da sırası diyoruz. Acılarımızı hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber bu acılarımız üzerinden kendi kârhanelerine, kendi stratejilerine, zalimane düzenlerine bir takım çıkarları aktarmak isteyenlere karşı hep aynı şeyi söyleyeceğiz insanlık adına. Zulüm ile ağa olmaz ve biz bu noktada İnsan Hakları Derneği sürekli birlikte İnsan Hakları İhlali'ne karşı çaba gösterdiğimiz İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı İmit Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Birlikte bu sesi inşallah toplum adına daha büyük bir şekilde çıkartmak için verdikleri katkılardan dolayı. Buyurun. Ben de tam Cüneyt Bey'in bıraktığı yerden bir şey söylemek istiyorum.